Çok geçmiş olsun Emreciğim. Sağ olun, sağ olun. Geçmiş olsun. Ya biz zaten bir an bile inanmadık. Özellikle ben kesinlikle dedim ya. Yani böyle bir şey dedim. Emre'nin yapmasının imkanı ihtimali yok dedim. Yani gerçek ortaya çıktı. Nasıl çıkacağını da biliyordum ayrıca. Değil mi Gönül? Sağ ol Tuna abi. Yani ben de hala şoktayım. Gerçek değilmiş gibi geliyor bu yaşananlar. Babacığım, Simay, size de teşekkür ederim ya. Bana teşekkür etme. Şifre meselesi Simay'ın aklına gelmeseydi bu kadar hızlı çözülmezdi. Emre'nin suçsuz olduğu kanıtlandı. Gerçek suçlu da gitmesi gereken yere gitti. Ben artık başka bir şey istemiyorum. Ha, emin misin hayatım? Benimle evlenmek istemiyor musun mesela? O ayrı bir mevzu. İstiyorum tabii ki. Hem de bak dava işleriyle de uğraşmayacağız böyle. Evet, doğru. Bir de iş bulursam. Biraz daha işsiz kalırsan seni Yakup'un kahveye göndereceğiz. Turuncu üstelik. Olur olur. Hepsi olur, merak etmeyin. Bak oğlum, bu da senin kulağına küpe olsun. Bir daha böyle bir yerden şifre geldiğinde hemen değiştir ve kimseyle paylaşma. Evet anneciğim, haklısın ya. O konuda biraz aptallık ettim ben. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Arda Bey Emre'ye bu iftirayı niye attı? Evet, yani ne alıp veremediği vardı Emre'yle, anlamadım ki. Deli, adam deli. Anlamadınız siz, adam deli. Ben başından beri söylüyorum, normal bir adam diyor. Deli, böyle bir şey yapması gayet normal yani. Sırf Emre'ye kıllık olsun diye yapmıştır Gönül. Tuna, insan kıllık olsun diye böyle büyük bir iftira atar mı? Neyse, onu bunu bilmem. Yatsın kalksın Simay'a dua etsin. Bütün gün ağzını burnunu kırmamak için kendimi zor tuttum. O değil de ben niye olduğunu galiba biliyorum ya. Arda Bey'in yıllardır herkesten sakladığı ve sadece benim bildiğim bir sırrı vardı. Sanırım o yüzden. Neymiş ki o? Oğlum çatlatmasana insana. Neymiş bu sır? Ne yani? Ya anlat. Anneciğim, şimdi şöyle ki aslında hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Ben işe ilk girdiğim günden beri Arda Bey bana bayağı mobbing yaptı. Eziyet etti yani. Bana niye söylemiyorsun? Bana niye söylemiyorsun Semre? Haber versene ama gidip kırdım vurayım. Ya bak şimdi sinirlendim işte. Kimse benim torunuma mobbing yapamaz. Mahkemelerde süründüreceğim onu ya. Oğlum? Evsi şöyle anne. Yani ben birkaç kere bunu aslında size anlatmaya çalıştım ama olmadı. Çünkü Arda Bey müthiş ikili oynuyordu. Yani sizin yanınızda bana çok iyi davranıyordu. O yüzden sizi bir türlü inandıramadım tabii. Ya. Devam et. Bir süre sonra da bana niye böyle davrandığını anladım. Yani aslında beni hırsızlıkla suçlamasının altında bile o geçmişte yaşadığı büyük olay var bence. Ne yaşamış? Arda Bey'in zamanında benim gibi havuç kafa bir patronu varmış baba. Çok eziyet edermiş ona. Hatta bana yaptığı gibi hırsızlıkla suçlamış onu. İşte sonra şirket şikayetini geri çekmiş ama yönetim kurulunda 5 oyla kovulmasına karar verilmiş. Sonra da 8 yıl hiçbir yerde iş bulamamış. Yani amacı aslında bana kötülük yapmak ya da benim hapis yatmam falan değildi. Amacı yaşadıklarının birebir aynısını benim yaşamamdı. Haklısıyla patronundan intikam alıyordu yani. Tuna haklısın. Deli. Sırf sana benziyor diye değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Allah'ını seversiniz ya. Ya hakikaten ki ya, yani şu anda var ya. Geçti artık ya. Benim paşam. Bak dinlemedik oğlumuzu. Neyse anneciğim, boş ver. Çocuklar bana müsaade. Ben artık gideyim. Asima, hadi yavrum seni de bırakayım istersen. Beni. Ha? Tamam. Kemal amcacığım, olur. Hadi gel. Aa, bakayım. Hayatım ne oldu? Dedeme bir şey diyemedim. Emre, ananın babanın yanında kaşınma. Şimdi beni yükseltme abla. Sen Simay eve bırakılmaktan hiç hoşlanmaz da. Olur mu öyle şey canım? Saat kaç? Hadi biz de kalkalım Kemal amcayla. Vallahi geçmiş olsun hepinize. Ay, sağ ol. Görüşürüz kardeş. Sağ ol. Emre'cim geçmiş olsun. Sağ ol abicim. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Evet, hadi ben de çıkayım da bari gidip Zeynep'i alayım. Görüşürüz. Ha, bizde kalsın bu akşam. Hayır, çocuklarla güzel. Çok güzel oynadı. Uyuyakalmış zaten. Hiç rahatsız etmeyin çocuğu. Yani. İyi tamam. Ya uyumuş. Tamam kalsın. Yarın gelir alırsın sen. Ya, tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Yani size bir şey söyleyeyim mi? O adım yeri bence hapishane falan değil. Onu direkt tımarhaneye sokmak lazım. Yani. Evet. Hakikaten yani. Böyle bir şey olacak bir şey değil. Hadi görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Hadi. Hadi. Olur. Anne. Ha. Ya ben bugün burada kalayım diyorum ya. Ay tabii kal. Tabii kal. Olur mu? Tabii kal. Ay tabii kal. Kal tabii.
Keşke Duygu da burada olsaydı da eskisi gibi hep birlikte olsaydı. Ya değil mi? Ya benim ailem olduğunuz için o kadar şanslı hissediyorum ki kendimi. Oo. İyi ki benim ailemsiniz. Sen de ilk bizim oğlumuz. Ama yarın sabah seninle birlikte karakola gidelim de şu bildiklerini polislere de anlat. Ha tamam tamam. Evet evet. Çok önemli. Ben bir üstüm falan değiştireyim o zaman. Tamam, tamam. Televizyon izler misin? Olur. Şu saçını başına... Ya, çok ya. Uğraşıyorum ama ya. Anne, bozma. Bozma oğlum. Yok bozma. Tamam, geliyorum ben. Uğraşma çocuğumla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.